Mesnevi 10. Risale Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem imani. Teskiye muamelesi bazen tabakayı imaniyede olur. Sonra tabakayı nebatiyeye iner. Bazen de 24 saat zarfında her dört tabakada muamele vaki olur. İnsanı hata ve galata atan bu dört tabakadaki farkı riayet etmemektir. خَلَقَ لَنَا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعَ Ya istinaden insaniyetin mide-i hayvaniye ve nebatiyeye münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Sonra bütün gayelerin nefsine ait olduğunun hasrıyla galat ediyor. Sonra her şeyin kıymeti, menfaati nispetinde olduğunun takdiriyle galat ediyor. Hatta zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Çünkü kendisine menfaati dokunmuyor. Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem imani insanın varlığında dört ayrı daire bulunmaktadır. İnsanın nebati, bitkisel ciheti yani bitkilerle ortak yönü ana rahmine bir tohum gibi atılıp o alemde büyüyüp dünyaya gelmesi, dünyada da büyümesini sürdürmesidir. Yani büyümesi, gelişmesi. Bitkisel yanını gösteriyor. Hayvani ciheti yemesi, içmesi, görmesi, işitmesi, yürümesi, çoğalması, gazap, öfke, şehvet gibi hislerin olması, şehveti, gazabı, öfkesi, duyuları, duyguları gibi hayvanlarla ortak yönleridir. İnsani ciheti ise akıl sahibi olması, delillerden hükümler çıkarması, mazi ve müstakbeli bilmesi gibi düşünceye dayanan fonksiyonlarıdır. Bu aklı yerinde kullanarak kendisini ve bütün alemleri yaratan Rabbine iman etmesi ise onun imani cihetidir. Teskiye temize çıkarma, temizleme, aklama, arındırma, tathir etme, manasına geliyor bu temizleme. Fiili, eylemi, muamelesi, insandaki dört dairenin her biri için ayrı bir şekilde icra edilir. İmanın teskiyesi, kalbin batıl inançlardan temizlenmesi, iman hakikatlerine Kur'an'ın bildirdiği, Peygamberimizin, Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselamın öğrettiği şekilde iman edilmesiyle olur. Bunu salih Amel takip eder, salih amel işleyen bir Müslüman, amel alemini günahtan, şirkten, isyandan uzak tutmayla teski etmiş olur. Bir önemli faktör de güzel ahlaktır. Güzel ahlak sahibi olan bir mümin ahlak dünyasını kin, haset, kıskançlık, kibir, büyüklenme, suizan, başkalarına sövme, küfretme gibi kötülüklerden temizlemiş olur. İnsani cihetin temizlenmesi, insanın aklının yanlış düşüncelerden, hatalı fikirlerden uzak tutulması demektir. Hayvani cihetin temizlenmesi, insanın hayvanlarla müşterek olduğu yeme, içme, görme, işitme, şehvet, gazap, öfke gibi özelliklerini insanca kullanması, helal dairede kullanması, sünnet-i seniyeye uygun kullanması, onlara iman şuuruyla yön vermesi anlamına gelir. Nebati bitkisel ciheti ise insanın helal rızıklarla beslenmesi, büyüyüp gelişmesi. Bu şekilde tezkiye etmiş olur bu yönünü de. Bu son cihet bazı büyük zatlara göre işin temelidir. Bu zatlar insan helal rızıkla beslenmedikçe diğer üç cihetin istikamet üzere bulunmasının çok zor olduğunu söylerler. İnsaniyetin mide-i hayvaniye, ve nebatiyeye münhasır olduğu bütün gayelerin nefsine ait olduğu ve her şeyin kıymeti menfaati nispetinde olduğu gibi düşünceler hep insaniyet cihetinin esası olan aklın yanlış kullanılmasıyla ortaya çıkarlar. Nebati tabaka insanın ceset ve cismi bir bitki gibi ya da bir ağaç gibidir. Nasıl ağacı ayakta tutan sert azaları varsa insan bedenini de ayakta tutan kemikleri vardır. Nasıl ağaç, mineral ve kimyasallarla beslenip boy atıyor ise aynı şekilde insanın cismi de vitamin ve gıdalar ile beslenip büyüyor ve buna benzer birçok özellik ile insanın cismi ile nebatat bitkiler arasında münasebetler vardır. İşte insanın günlük olarak bu nebati bitkisel ihtiyaçları karşılaması için nebati bitkisel hallere girmesine nebati bitkisel tabaka deniyor ama sürekli değildir. İnsanın sinirleri, damarları, dokunma duygusu gibi hissiyatları hep nebati kısma girer. Hayvani tabaka insanın hayvanlar ile müşterek halleri ve ihtiyaçları vardır. İnsanın acıkması, susaması, şehveti, gazabı, öfkesi, üremesi, çoğalması tamamen hayvani gereksinimlerdir. Bu noktadan insan hayvani, hayvansal daireyi de kuşatıp içine alır. İnsanın günlük yemek, içmek vs. ihtiyaçları temin etmesi hayvani dairenin işlerini görmek demektir. Tabiri caiz ise o ihtiyaç, o ihtiyaçları karşılama anında insanda hayvanilik, hayvansal özellikler hükmediyor. İnsani tabaka, insanın bitkiye hayvanlardan farklı olarak insanın sahip olduğu insani ihtiyaç ve özellikleridir. Mesela düşünmek, konuşmak, sevmek, acıkmak, gelişmek, üremek bunlara örnek olarak verilebilir. İnsan bu vasıfları ile mahlukat içinde en mümtaz bir konumdadır. İnsanın günlük yaşamında en çok içinde bulunduğu tabaka bu tabakadır. İmani tabaka insanın Allah'a olan kulluk, ibadet, ubudiyet tabakasıdır. İnsan bu tabakada iman ve ibadet vasıtası ile diğer bütün tabakaların üstünde bir mevkidedir. Alemi alabildiğine geniştir. Genişlik noktasından sırasıyla nebati tabaka en dar dairedir. İmani tabaka ise en geniş tabakadır. İnsan bu tabakada ne kadar terakki ve tekemmül ederse, yükselirse, ilerlerse o nisbette inbisat edip genişler, inkişaf eder, inbisat eder, intibaha gelir. İşte insan bir gün içerisinde bu tabakalar arasında gelip gider, iner çıkar. Uyurken bitki tabakasında, yemek yerken hayvani tabakada, düşünüp çalışırken insani tabakada, namaz kılarken, tefekkür ederken, Kur'an okurken zikir çekerken, imani tabakada dolaşır. Bunların hepsi bir gün içinde gerçekleşir. İşte insan bu tabakalar arasında dolaşırken her tabakanın gereğini ifa etmek ile mükelleftir. Bir tabaka bir tabakanın ifasını engellememelidir. insan bu tabakaları dolaşırken birisine takılıp diğerlerini ihmal ederse bu galat ve yanılma olur. İnsan fıtratı çok geniş ve her şeyi mizana çekecek bir özelliğe sahip olmasından kainatta Yaratılmış her şeyi anlayacak ve tartacak cihazlarla donatılmıştır. İnsan mahiyet olarak bütün mahlukatı temsil edecek vasıflara sahiptir. İnsandaki nebati daire bitkileri temsil eder ve onların temel özellikleri insanda da vardır. Mesela insandaki büyüme kanunları bitkileri temsil eder. İnsandaki yemek, içmek ve nikah gibi ihtiyaçlar hayvanat dairesini temsil eder. İnsanın şuur vicdan ve kalp gibi hissiyatları diğer mahlukattan ayıran kendisine has bir dairedir. Yani insani dairedir. İnsani dairede şuur vardır. İnsani dairede vicdan vardır. İnsani dairede kalp vardır. İnsani dairede akıl vardır. Us vardır. İman ve ibadet ise melekleri temsil eden bir yönüdür. İnsan adeta bütün mahlukatın bir özetidir, modelidir, misali musagharıdır bir karışımı gibi mükemmel bir mahiyete sahiptir. İnsan bu daireler vasıtasıyla kainatta her şeyi hem temsil eder hem de o dairedeki mana ve tecellileri tartıp mizana çeker ve külli bir kulluk vazifesini omuzuna alarak kainatın halifesi, eşrefi mahlukat olduğunu, halifeyi ruhi zemin olduğunu ispat eder. Yalnız insan bazen bu daireleri birbiriyle karıştırıp hata ediyor, galat ediyor ya da bir daireye hapsolup her şeyi o dairenin ölçüleriyle, mizanlarıyla, kıstaslarıyla, ölçütleriyle tartmaya, ölçmeye, biçmeye kalkıyor ve diğer dairenin gereklerini yapmıyor. Hataya düşüyor, galata düşüyor. Sonra bütün gayelerin nefsine ait olduğunun hasrıyla galat ediyor. Sonra her şeyin kıymeti menfaati nispetinde olduğunun takdiriyle galat ediyor hatta zühre yıldızını kokulu bir zühre'ye mukabil almaz çünkü kendisine menfaati dokunmuyor